Arkadaşlar merhaba. Bu bölümde özel güvenlik hizmetlerinde havalimanı güvenliği yani havaalanı özel güvenlik hizmetlerinden bahsedeceğiz arkadaşlar. Bu konuyu anlatacağız. Konu başlıklarımız havalimanlarında görev yapan kurum ve kuruluşlar ve görevleri. Havalimanında güvenlik önlemleri, kontrol noktaları, kontrol noktasında görev yapan personelin görevleri. Kontrol noktasındaki donanımlar, giriş kontrol noktaları, havalimanları giriş katlarından sırasıyla başlıklar halinde ve detaylı şekilde bahsedeceğiz, anlatacağız. Hedeflerimiz bu bölümden sonra havalimanlarında görev yapan kurum, kuruluş ve güvenlik görevlisi kişiler hakkında bilgi edinecek. Havalimanlarındaki kontrol noktalarını açıklayabilecek. Kontrol noktalarında bulunan personellerin görevleriyle ilgili açıklama yapabilecek. Havalimanlarındaki görev donanımları, güvenlik donanımları ve giriş kontrol noktalarına ilişkin teknik bilgiler edinebilecek ve giriş katlarını tanımlayabileceğiz arkadaşlar bölüm sonunda. Günümüzde zamandan kazanarak en kısa sürede ulaşımı sağlayan ve her türlü mal ve hizmetin transferini her türlü coğrafi alana uygun şartlarda gerçekleştirebilen hava yoluna ait güvenlik konusu oldukça önem taşır. Çünkü yasal olmasının yanı sıra yasa dışı mal taşıyan ve iş yapan kanuna aykırı kişilerin bu imkanı kullanmaması mümkün değildir. Bu nedenle havalimanlarında görev yapan yetkili kurum ve kuruluşlar ile kişilerin hangi yetkilere sahip olduklarının ve kullandıkları güvenlik cihazlarının bilinmesi önem arz etmektedir. Havalimanlarında görev yapan kurum ve kuruluşlar ve görevleri. Hangi kurum ve kuruluşların havalimanlarında görev yaptığının bilinmesi güvenliği sağlanması amacıyla yapılacak olan müdahalelerin öncesinde ve sonrasında kolaylık sağlayacak ve düzenli hareket imkanı verecektir. Genel itibariyle sayacağımız yer alan kurum ve kuruluşlar havalimanlarıyla ilişki içerisindedir. Bunlar Mülki İdare Amirliği, Devlet Hava Meydanları İşletmeleri Baş Müdürlüğü ve diğer işletmeci kuruluşlar, güvenlik birimleri, Emniyet Şube Müdürlüğü, Jandarma Koruma Birlik Komutanlığı, Özel Güvenlik Müdürlüğü, Gümrük Muhafaza Müdürlüğü. Dediğimiz gibi Gümrük Müdürlüğü, Hava Yolu Kuruluşları, Yer Hizmetleri Kuruluşları, İkram Kuruluşları, Sağlık Birimleri, İkmal Kuruluşları, Kargo Kuruluşları, Meteoroloji, diğerler grubunda ise banka, maliye büroları, restoran gibi çeşitli kurumları sıralayabiliriz. Havalimanlarında bulunan hassas tesisler ise şunlardır. Kule yakıt depoları, bakım üniteleri, hava trafik kontrol üniteleri, haberleşme santralleri, trafo ve diğerleri. Bunların yanı sıra havalimanı ana unsurları ise pist sahaları ve buradaki tesisler, terminal binaları, iç hat, dış hat, charter yani uçak kiralama, kargo, diğerleri yani VIP, jeep şeklinde, kara tarafındaki diğer alanları yani park sahaları, hizmet alan binaları gibi bunlar sayılabilir. Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'nün görevleri. Yürürlükteki mevcut mevzuatın emniyet teşkilatına verdiği görevlerin yanında yolcu, bagaj, kargo, yük ve uçağa yüklenen diğer maddelerin arama ve araştırmasını yapmak, aprona ve tahtitli sınırlandırılmış alanlara yetkisiz ve izinsiz girişlere engel olmak, terminallerin, ünitelerin ve hassas noktaların güvenliğini sabit noktalar ve devriyelerle korumak, terminallerin, ünitelerin ve hassas noktaların güvenliğini sabit noktalar ve devriyelerle korumak dediğimiz gibi havacılık güvenliği kapsamı içinde suçların engellenmesi, önlenmesi ve tespit edilmesi, sivil havacılık yönünden tehdit olabilecek kişilerin izlenmesi ve acil durumların kontrol altında tutulmasını sağlamak. Antiterör birimlerinin oluşturulması, silahlı müdahale, tutsaklar için görüşme ve patlayıcı maddenin etkisiz hale getirilmesi gibi uzmanlık düzeyinde mukabelede bulunmayı gerektiren tedbirleri almak, hava meydanında önemli olaylara karşı süratle karşılık verebilme kabiliyetini artırılması için personeli eğitmektir. Türkiye Cumhuriyeti ve yabancı yolcuların pasaport ve pasaport yerine geçen vesikalarını kontrol ederek giriş ve çıkış damgalarını tatbik etmek, yabancılar ve pasaport kanunu vermiş olduğu görev ve yetkileri kullanmak da Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'nün görevleri arasında sayılır. Havalimanı Baş Müdürlüğü'nün görevleri, havalimanının işletilmesi, hava trafik kontrol hizmetlerinin ifası, seyir sefer sistemleri ve kolaylık tesislerinin işletilmesi gibi ana hizmetlerin yerine getirmek, ana hizmetleri Havalimanı Baş Müdürlüğü'nün asli görevleri arasında bulunur. Havalimanında yapılacak inşaat, elektrik donanım ve diğer her türlü faaliyetle ilgili olarak çalıştırılacak işçi, teknisyen, mühendislerin isim ve adres listelerini tanzim edilerek Emniyet Şube Müdürlüğü'ne bildirilmesi ve arşiv araştırması yapılması sağlamak Havalimanı Baş Müdürlüğü'nün görevleri arasında sayılır. Gümrük Müdürlüğü'nün görevleri. Ana görevi kendi sorumluluk bölgelerinde amir hükümlere göre her türlü güvenlik önlemini almaktır. Gerektiğinde asayiş ve emniyet konularında güvenlik kuvvetlerine yardımcı olmak ve gümrüklü salonlar içerisinde kanun ve mevzuata uygun gümrük kontrollerini yapmak ve gümrüğe gelen malların işlem görmesini sağlamak Gümrük Müdürlüğü'nün görevleri arasında bulunur. Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği'nin görevleri. Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği'nin görevleri kendi sorumluluk bölgelerinde her türlü kaçakçılık faaliyetlerine yönelik
önleme, izleme ve araştırma yapmak ve gerekli tedbirleri almaktır. Jandarma Birlik Komutanlığı'nın görevleri. Jandarma Birlik Komutanlığı'nın havalimanı sınırlarını teşkil eden beton kaideyle tel örgü çitiyle çevrili kısmın çevre güvenliğini sağlamak ve tel örgü dışından havalimanının havaya dönük bölümüne karşı yapılacak saldırı ve sabotajları önlemektir. İşletmenin görevleri, terminal binasında yapılacak inşaat, elektrik donanımı ve diğer her türlü faaliyetle ilgili olarak çalıştırılacak işçi, teknisyen, mühendislerin isim ve adres listelerini tanzim ederek Emniyet Şube Müdürlüğü'ne bildirmek ve güvenlik araştırmasının yapılmasını sağlamak işletmeye dair temel görevler olarak sıralanmaktadır. Özel güvenlik teşkilatlarının çalışma şekli ve görev esasları. Özel güvenlik görevlerinin sınırları mevcut yasal düzenlemelerde açıkça belirtilmiş olsa dahi mevzuatın tamamı dikkate alındı da şu şekilde belirlenebilir. Özel güvenlik görevleri, özel güvenlik izin bölgesinde adres olarak belirtilen görev alanı veya güzergahı dahilinde şirket varlıklarına yönelik suç işlenmesini engelleyecek tedbirleri hukuka uygun usullerle alabilirler. Suç işlendiğinde kendisine tanınan yetkiler çerçevesinde olaya müdahale eder ve süratle genel kolluk kuvvetini suç mahalline davet eder. Genel kolluk kuvveti olay yerine gelene kadar soruşturmanın uygun şekilde yürütülmesini sağlayacak bilgi, belge ve tanıkları muhafaza eder. Genel kolluğun olaya el koymasından itibaren genel kolluğun talebi halinde araştırma ve delil toplama faaliyetine yardımcı olurlar. Özel güvenlik görevlileri kendilerine verilen yetkileri özel güvenlik görevlisi kimlik kartına herkes tarafından görülebilecek şekilde taşımak şartıyla üniforma olarak görevli oldukları süre içinde ve görevli oldukları alanlarda kullanabilirler. Güvenlik görevlileri özel güvenlik izin belgesinde belirtilen adres ve nakit taşıma güzergahı dışında yetkili değildir. Özel güvenlik görevlileri kendilerine verilen görev sırasında kullanılmak üzere şirket tarafından verilen ve genel kolluk tarafından ruhsat düzenlenmiş olan silahlarını ancak görev alanı içerisinde taşırlar. Gerekli izinler alınmadan şirket envanterindeki silahın görev alanı dışına çıkarılması durumunda 61-36 sayılı kanun kapsamında kanuni tatbikata uğrarlar. 51-88 sayılı özel güvenlik hizmetlere dair kanunun 23. maddesine göre özel güvenlik görevleri Türk Ceza Kanunu uygulanmasına memur sayılır. Bunlara karşı görevleri sebebiyle suç işleyenler devlet memurları aleyhine suç işlemiş gibi cezalandırılır hükmü bulunmaktadır arkadaşlar. Özel güvenlik görevlileri görevlerini icra ederken genel kolluk kuvvetlerine tanınan bir kısım yetkileri de kullandıklarından kendilerine karşı mukavemet, hakaret, tehdit, saldırı gibi suçlarla karşılaşmaları her zaman mümkündür. Bu nedenle özel güvenlik görevlerinin görevli oldukları sürelerde hukuken korunmaları maksadıyla kendilerine karşı işlenen suçlar bakımından memur sayılmaları kabul edilmiştir. Sağlık Denetleme Merkezi Baştabipliği. Sağlık Denetleme Merkezi Baştabipliği uluslararası sağlık tüzüğünün uygulayıcısı olarak tüzükte yer alan karantina hastalıklarını yani veba, kolera, savunma gibi hava yoluyla Türkiye'ye girişlerini ve Türkiye'den başka ülkelerin yayılmasını önlemek temel görevidir bunda, bu kurumun. Bu amaçla havalimanına yurt dışından gelen her uçaktan sağlık genel birimi bildirimi almak ve bu bildirimlerin değerlendirmesini yaparak gerekirse ilgili tüzük çerçevesinde sağlık tedbirlerini almak da temel görevlerinden biridir. Havalimanında bulunan havayolu şirketlerinin görevleri. Havalimanında bulunan havayolu şirketlerinin görevleri şunlardır. Boarding yani son kontrol esnasında şirket görevlisi tarafından yolcunun uçuş kuponu ve resmi kimlik belgesi karşılaştırma işlemi yapmak. Hava taşıtına giren ve çıkan yolcu bagaj ve kargo malzemeleri kontrol altında tutarak birbirine karışması ve yetkisiz kişilerin bunlarla temasını önlemek. Havayolu işleticileri silahların patlayıcı maddelerin ve diğer tehlikeli araçların uluslararası yolcu uçaklarında taşınacak ikram malzemeleri ve yükler vasıtasıyla uçağa sokulmalarını önlemek için kendilerine ait ve güvenlik ve kontrol yöntemlerini güvenlik programlarında belirleyerek takip edeceklerdir ve kendisine gelen güvenlikle ilgili ihbarları vakit geçirmek için güvenlik birimine haber vermektir. Havalimanında bulunan yer hizmet kuruluşlarının görevleri. Havalimanında bulunan yer hizmet kuruluşlarının görevleri de güvenliğin sağlanması bakımından dikkate alınması gereken hususlar içerir. Buna göre havalimanında bulunan yer hizmet kuruluşlarının görevleri şu şekildedir. Güvenlik konusunda kendi personeli eğitmek, kendi mevzuatları çerçevesinde gerekli işlemleri yapmak, uçuşa kabul edilmiş yük ve bagajların taşınmasını yapmak, yolcuların uçağa götürülmesi ve getirilmesine araç tahsis etmek ve siber saldırılara karşı gerekli tedbirleri almaktır. Havalimanında güvenlik önlemleri. Havalimanlarında güvenlik önlemlerini iki başlık altında toplamak mümkündür. Fiziki ve koruyucu tedbirler. Fiziki güvenlik tedbirleri şu şekilde. Duvarlar, tel örgüler, kapanlar, kilitler, bariyerler, erken algılama, uyarı ve alarm sistemleri, turnike geçiş sistemleri, aydınlatma, kartlı giriş çıkış kontrol sistemleri, ikaz levhalarıdır. Koruyucu güvenlik önlemleri ise şu şekilde sağlanabilir. Nöbetçi kulübeleri, nöbetçi noktaları, giriş kontrol noktaları, devriyeler, kontrol denetim araştırma sistemleri, test sistemleri, ziyaretçi sistemleri, güvenlik araştırması ve giriş kartı uygulaması, eğitim.
Kontrol noktaları. Fiziksel olarak sınırları belirlenmiş olan ve olan alan ve olan mekanlara girişlerde güvenlik görevlisi, güvenlik cihaz ve sistemleriyle oluşturulan şahısların taşıtlarını, eşyaların güvenlik amaçlı kontrollerinin yapıldığı yerlere kontrol noktası diyoruz. Kontrol noktalarının genel özellikleri, kontrol noktaları yapılacak güvenlik taramasının türüne, yani şahısların, eşyaların veya araçların türüne göre düzenlenir. Buna göre tesislere giriş ve çıkışlarda ihtiyaca cevap veriyorsa tek kapı kullanmalı. Bina içerisinde veya giriş kontrol noktaları bunları açmak üzere kırmaya teşebbüs edecekleri caydıracak şekilde sağlam yapıda olmalı. Bu geçiş noktalarından havaalanı tarafına yetkisiz girişin engellenmesi için personelin gözetim altına tutulması ya da bir giriş kontrol sistemiyle kontrol edilmeleri gerekir. Kapılar personel istihdam edilmediği ya da tehdidin yüksek olduğu dönemlerde kapalı tutmaya elverişli olmalı. Zira bu özellikle tehdidin kitleler halinde protesto ya da diğer kamusal düzensizlik durumlarını içeren durumlarda son derece önemlidir. Güvenlik görevlerinin istihdam edilmesi için çeşitli unsurlara karşı korumalarını temin etmek üzere mekanlar ve düzenlemeler yapılmalı. Bu tür mekanlar ayrıca güvenlik personel görevini ifade etmek maksadıyla her tarafı kolaylıkla erişim ve kapı çevresi alanını rahatça görebilme imkanı verebilecek şekilde tasarlanmalı. Giriş noktalarının gece kullanılması halinde kapıyı çevreleyen alan aydınlatılmalıdır. Tüm bu konumlar ile güvenlik çitleri çevresinde güvenlik görevlilerine gölgeli ve karanlık alanlarda güvenlikle ilgili gereken gözlemlerin yapılmasına yardım edecek şekilde aydınlatma sağlanmalıdır. Güvenlik personelince kontrol edilen giriş noktalarında personelin hava meydanı güvenlik merkezi ve bölge zabıtası ile irtibatını sağlayacak muhabir araçları bulundurulmalı. Bunlar ayrıca güvenlik personelinin gerektiği takdirde yardım talep etmek için kullanabileceği sesli ve görsel alarmlarla teçhiz edilebilir. Faaliyetlerin sadeliği ve güvenliği açısından her yönde trafik akışını kontrol eden bir kapı konulması tercih sebebidir. İki yönde akan trafik her iki yönde personel istihdamı ile ikiz kapıyı ya da kaldırılıp indirilmek suretiyle engeller konulması gerektirebilir. Bu tür giriş düzenlemelerin muhtemel tıkanıkları da giderecektir. Kara tarafın kamuya açık alanları ve yollarından hava tarafın servis yollarına geçiş sağlayan giriş noktaları en az sayıda tutulmalı. Bunlar kullanım hatları veya yüksek tehdit durumlarında kilitli muhafaza edilmeli ve güvenlik personeli tarafından plansız aralıklarla denetlenmelidir. Geçiş kontrolleri, çevre engelleri ve diğer güvenlik önlemleri özel eğitimli personel tarafından test edilmeli ve denetlenmeli. Engelleri aşma konusunda yapılacak testler ve denetlemeler hiçbir zaman herhangi bir şahsın yaşam güvenliğini tehlikeye atacak şekilde yürütülmemelidir. Kontrol noktasında görev yapan personelin görevleri. X-ray operatörü. Bagajların görüntülerini monitörde izleyerek X-ray kullanımının talimatında belirtilen hususlar doğrultusunda yorumlar ve şüpheli görüntülerin tetkikini sağlar. Çalışma sırasında tüm dikkatini izleme işine verir. Bagaj kontrol görevlisi. X-ray görevlisinin ikaz ettiği bagajları monitördeki görüntü teyidini alarak bagajın sahibini tespit eder. Şahsın diğer bagaj ve eşyalarını almasını sağladıktan sonra kendisini açtırarak bagajı kontrol eder. Yönlendirme görevlisi, kontrol noktasına gelen tüm eşya ve bagajları ulusal ve uluslararası ilgili mevzuat esaslarına uygun olarak X-ray cihazına, tüm şahıslar da üzerlerindeki metalleri de X-ray cihazına bıraktırarak kapı dedektörüne yönlenmelerini sağlar. Cihazdan geçirilecek bagajları üst üste koydurmaz ve iki bagaj arasında belli bir mesafe bıraktırır. Üst arama görevlisi, metal kapı dedektörü ve el tipi metal dedektörü cihazlarını kullanma talimatlarını belirtilen şekilde kullanır. Şahısların metal tipi dedektöründen geçişi esnasında ışıklı veya sesli metal uyarısı alınırsa şahıslara uyarıya sebep olan metal cisimleri çıkarttırarak X-ray cihazından geçilmesi söyler ve metal kapı dedektöründen tekrar geçmelerini sağlar. Kesinlikle genel kolluk gözetimi yani polis jandarma gözetimi olmadan özel güvenlikçiler üst aramasını elle yapamaz. Kontrol noktasındaki donanımlar. Günümüzde dünya üzerinde bulunan hava meydanlarında çeşitli gelişmiş tarama cihazları ve biyometrik sistemler kullanılmaktadır. 11 Eylül saldırılarından sonra yolcuların 3 boyutlu vücut şeklini gösteren tarama cihazları kullanılmaya başlanmıştır. Ancak bu cihazlar insan hakları açısından büyük tepki çekmiştir. Yolcuların yoğun şikayetleri sonucunda havaalanı güvenlik görevlilerinin arama ve taramalarda daha dikkatli davranmasını istemiştir. Kullanılan sistemler radyasyon tehlikesi içermekte olduğu ve bu sisteme girmek istemeyen yolcuların elle aramalarının yapılması gerektiği bu durumda yolcular tarafından kabul edilmediği belirtilmektedir. Dediğimiz gibi elle aramaya özel güvenlik yapamaz, kolluk kuvvetleri yapabiliyor. Kontrol noktasındaki donanımlar, biyometrik sistemler dünyadaki hava meydanlarında kullanılabilmektedir. Günümüzde mevcut biyometrik sistemler şunlardır. Parmak izi, retina, DNA, damar, yüz, el biyometrisi, ses, yüz termogramı, iris.
Bu sistemlerden el geometrisi Amerika'da havalanlarında kullanılmaktadır. İris tanıma sistemleri de dünyada hava meydanlarında kullanılabilen ve kimlik tespitinde parmak izine göre daha sağlıklı sonuçlar veren bir sistemdir. Biyometrik sistemler Türkiye'de hava meydanlarında terminal kapı kontrol noktalarında uygulanmamaktadır. Ancak hızlılık ve kolaylık açısından bazı kapılarda kartlı geçiş yapılabilmektedir. Kartlı geçişler için hava meydanı çalışanlarına verilen kartlar kullanılmaktadır. Bu kartlar kapı girişlerindeki cihazlara okutularak kapının otomatik olarak açılmasını sağlayan bir çalışma düzenine sahiptir. Kişiye özgü verilen bu kartlar özellikle terminal içindeki geçişlerde kullanılır. Bu kartlar hava meydanları meydanı çalışanların veya görevlilerin işleriyle ilgili kapıları açmasını sağlar ve kartın kullanılmasıyla sistem merkezinde kart görünerek kullanım zamanıyla kaydedilir. Kartlar üzerinde kart sahibinin fotoğrafı, kartın türü, kişinin kurumu, kişinin ismi ve soy ismi ve kartın açabileceği kapıların sayı ile gösterilmesi mevcuttur. Bu kartlar yetkili mülki idare amirliği tarafından verilmektedir. Kartlı geçiş basit ve pratik bir yöntem olsa da kart sahibinin kendisiyle bir başkasını kapılardan geçirebilmesi olanaklıdır. Ayrıca kart sahibinden başka biri bu kartları kolaylıkla kullanabilir. Bu anlamda terminal giriş kontrol noktalarının her personel ve yolcuyu arama tarama işleminden geçirerek kartlı geçişlerin belirtilen güvenlik zaaflarını en aza indirdiği söylenebilir. Türkiye'de hava meydanlarında terminal bilansı giriş kapı kontrol noktasında kullanılan güvenlik cihazlarını sıralayarak kısaca tanıtmak faydalı olacaktır. X-ray cihazı. X-ray cihazlarının temelini X-ray ışını oluşturur. X ışını bir materyalden geçirildiğinde materyal ekrana yansıtılarak fotoğraf karesi ve silüet şeklinde görülebilmektedir. Cihazda bir X-ray ışın kaynağı, bu kaynağın karşısında ışınları algılayan bir dedektör bulunmakta. Eşyalar ışınların yolu üzerine konulmakta ve bu eşyalardan gelen ışınlar dedektörler tarafından algılanarak monitöre bir silüet olarak yansıtılmaktadır. X-ray cihazların havacılık güvenlik kontrolünde hızlılık ve kolaylık sağlaması bu cihazların önemini artırmıştır. Ancak birçok çeşidi ve özelliği bulunan X-ray cihazların etkinliği X-ray cihaz operatörüne bağlıdır. Çünkü cihaz tehlikeli madde ve cismi gösterse de karar verecek olan monitörü izleyen personeldir. Havalimanı giriş kontrol noktalarında X-ray cihaz operatörlerini özel güvenlik şirketinin güvenlik personeli yapmaktadır. Ayrıca X-ray cihaz operatörü 20 dakika periyotlarla değişim yapmaktadır. Bu yöntem yönergeye uygun olmakla beraber güvenliği de artırıcı bir yöntemdir. X-ray cihazlarıyla çalışan operatör özel güvenlik görevlinin dikkat etmesi gereken hususlar şunlardır. Kontrol edilecek paket ve bagajlar taşıma bandını aralarında en az 50 cm ve geniş yüzeyleri banda paralel olacak biçimde konulmalıdır. Görüntüyü nitelendirme zorluk çekilirse nitelendirmede bagajın pozisyonunu değiştirerek tekrar cihazdan geçirilmeli. İnceleme sırası önce büyük sonra küçük cisimler şeklinde olmalı. Bagajın içerisinde kesin fikir edinilemeyen durumlarda bagaj sahibine açtırılarak kontrol edilmelidir. Aygıt çalışırken cihaz tüneline el sokulmamalı, taşıyıcı banda yani konveyere oturulmamalı, tünelin önünde ve arkasında bulunulmamalı, cihazın üzerine yiyecek içecek bırakılmamalıdır. Canlılar hiçbir surette X-ray cihazı ile kontrol edilmemesi gerekir. X-ray cihazı ile çalışan personelin maruz kalacağı radyasyonun belirlenen sınırları aşmaması için kullanılan X-ray cihazına uygun dozimetre kullanımı sağlanmalıdır. Dozimetre yani doz ölçer. X-ray cihazı kullanan personel maruz kaldığı X ışını dozunu ölçmek için kullanılan filmli karta denir. Dozimetre başka birine ödünç verilmez ve alınmaz. Toka ve giysilerin metal parçalarının yanına konulmaz. X-ray cihazlarının ve dozimetrenin ölçüm ve kontrolleri Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından sertifikalandırılmaktadır. X-ray cihazından geçen metaller ekran üzerinde hangi renkte görünür? Buna bakalım. X-ray cihazları organik ve organik olmayan yani inorganik maddeleri ekrana farklı renklerde yansıtır. Metal maddeler koyu mavi, organik maddeler sütlü kahverengi ya da turuncu, az yoğun maddeler ise yeşil renkte ekrana yansırlar. Metal kapı dedektörü yani kapı dedektörü. Yolcu kontrolünde en yaygın olarak kullanılan cihazlar metal dedektörlerdir. Bu dedektörler kapı ve el tipi metal arama dedektörleri şeklinde metallere duyarlıdır. Silahların ve bombaların metal kısımlarına karşı sinyal verir. Bu cihazların kullanılma ihtiyacı insanların ve elbiselerin aranmasını uzun zaman alması nedeniyle doğmuştur. Kapı dedektörü insanların içinden geçebileceği kapı şeklinde olup yolcuların kapıdan geçerken üzerlerindeki metal nesnenin varlığını ses ve ışık yoluyla güvenlik görevlisine haber verme özelliğine sahiptir. El tipi metal arama dedektörü yani el dedektörü ise güvenlik noktalarında veya gerekli görülen diğer yerlerde yolcu ve personelin geçişlerinde güvenlik taramasının bölgesel yapılabilmesi amacıyla sadece metale duyarlı olan dedektör olarak tanımlanır. Yolcu kontrolünde metal kapı dedektöründen geçerken sinyal veren yolcular el dedektörüyle taranırlar.
Amaç metalin yerini tam olarak tespit edebilmektir. Dedektörün metali algılayan bir yüzeyi vardır ve yolcunun vücuduna yakın bir mesafede tutularak tarama yapılır. Vücuda paralel olarak gezdirilen cihaz metal nesneye yaklaştığında sinyal vererek güvenlik görevlisini uyarır. Güvenlik görevlisi nesnenin ne olduğunu sorabilir veya görmek isteyebilir. Bahsettiğimiz gibi. El dedektörlerinde duyarlılıkları ve arızasının olup olmadığı kontrol edilerek saptanabilir. Pilli olarak çalışan el dedektörleri güvenlik için önemli bir cihazdır. Ancak bu cihazın verimli ve etkin kullanılması da kullanıcı olan güvenlik görevlisine bağlıdır. Örneğin bir tarama sırasında bir özel güvenlik görevlisi insan vücudunun aramada en önemli bölümleri olan ayak bilekleri, kasık bölgesi, bel bölgesi, sırt kısmı, koltuk altları, boyun kısmı ve saç bölgesini tam olarak göz ile incelemeli ve vücudun bu bölgelerini mümkün olduğunca el dedektörüyle taramaya çalışmalıdır. Patlayıcı dedektörü. Patlayıcı dedektörleri uçak kaçırma, terminale patlayıcı bırakma, patlayıcı parçalarını birleştirerek bomba yapma, uçak havadayken parçaları birleştirip patlama veya uçak indikten sonra patlayıcı patlama gibi olaylar için yolcu kontrolüne de tespit için kullanılan cihazlardır. Bu dedektörler patlayıcı ve uyuşturucu maddeleri köpekler kadar iyi bir şekilde seçemeyebilirler. Ancak cihaz düzgün çalıştırıldığı müddet içerisinde daha çok bagaj ve yolcuya tarama yapabilmektedir. Patlayıcıların belirlenmesi amacıyla havalanlarında şu sistemler kullanılmaktadır. Metal dedektörler, biyolojik yöntemler yani köpekler, buhar dedektörleri, iz dedektörleri şeklinde. Patlayıcı dedektörü, iz dedektörleri günümüzde patlayıcı ve uyuşturucu maddelerin tespit edilmesi amacıyla kullanılmaktadır. İz dedektörleri havada görünmeyen tanecikleri emerek analiz yapar. Hatta yolcunun eline dedektör aparatı sürülerek kişinin varsa elinde kalmış olabilecek patlayıcı, uyuşturucu gibi maddeleri tespit edebilmektedir. Biyolojik yöntemlerden olan köpekler terminal giriş kontrol noktalarında kullanılmamakla birlikte gerektiği durumlarda kullanılabilmektedir. Bir köpek hem hareketli hem de koku alma yönünden insan burnundan 100 kat, işitme duyusu ise 7 oktav daha fazladır. Köpeklerin terminal içerisinde açık havaya göre patlayıcı bulma başarısı daha fazladır. Ancak köpeğin dikkati 20 ila 25 dakika sonra kaybolur. Buhar dedektörünün çalışma esasında patlayıcı içerisinde buhar çıkaran maddelerin tespitine dayanır. Ancak günümüzde havalimanlarında kullanılmamaktadır. Kapalı devre televizyon sistemleri yani kamera sistemleri. Giriş ve çıkış kontrollerinde en etkili sistemlerden olduğu söylenebilir. Bu sistemde havalimanlarına yerleştirilen tüm kameralar bir merkezden izlenebilmekte ve kayıt yapabilmektedir. Bu sistemler güvenlik güçlerince izlenmekte ve kaydedilmektedir. Bu sistem sayesinde gerek yolcular gerekse tüm çalışanlar özellikle de özel güvenlik görevlileri izlenebilmektedir. Ancak sistem yolcuların izlenmesi amacını taşımaktadır arkadaşlar. Bu izleme ve kayıt altına alma işlemi güvenliği artırıcı bir etken olmasına rağmen görevli güvenlik personeli her zaman kamera ile izlenmesi personeller üzerinde strese yol açtığı söylenebilir. Bu sisteme korunan yere göre sabit hareketli, siyah beyaz renkli gece görüntü verebilen çok çeşitli kamera türleri eklenebilmektedir. Giriş kontrol noktaları. Ana giriş yolu kontrol noktası hava meydanı girişinde oluşturulur. Hava meydanı güvenliği açısından önemli bir noktadır. Bir hava meydanında bu kapılar en az seviyede olmalıdır. Tercih edilen tek girişin olmasıdır. Giriş ve çıkış birbirine yakın yerlerde bulunmalıdır. Araç çıkışları kontrolsüz olmasına rağmen herhangi bir olayda giriş kontrol görevlileri çıkış kontrolünde yapabilecek konumda olmalıdırlar. Bu girişlerde araç ve yolcu profilleri üzerinde risk analizi yapılarak araç yoğunluğunu da dikkate almak suretiyle 10 araçtan biri kontrole tabi tutulmalı. Suç organizasyonlarına herhangi bir eylemden önce ilk düşündükleri şey kaçış yollardır. Eylem sonunda kaçamazsa büyük oranda başarısız olacakları gibi organizasyonları da deşifre olacaktır. Bu nokta kaçış güzergahını da kapadığı için daha önemli bir hale gelmektedir. Bu noktada yapılan görev öncelikle bomba yüklü araçlar ile silahlı baskın eylemlerini gerçekleştirmek üzere gelenlere yönelik olmalı. Teferruatlı araç ve şahıs araması ise tehdidin yüksek olduğu durumlarda ihbarlarda veya örnekleme yöntemiyle yolcu ve araç profili çıkarılarak yapılmalıdır. Bu noktada gösterilecek görev ciddiyeti ve hassasiyeti havalanı güvenlik tedbirleriyle ilgili ilk fikri verir. Caydırıcı olmasının yanında rastgele tarama yapıldığı için suç ve suç organizasyonlarının tespit şansı yüksektir arkadaşlar. Terminal arındırılmış salon giriş kontrol noktası. Sivil havacılık güvenliğinde uluslararası kurallar gereği uçağa gidecek yolcu, bagaj, mürettebat, yiyecek, içecek malzemesi ve kargo malzemesinin taramadan geçirilmesi, uçağın ise güvenli bir bölgede bekletilmesi esastır. Ülkemizin taşıdığı terör riskinden dolayı terminal girişleri kontrollü hale getirilmiştir.
Sistemimizde EDS yani patlayıcı tespit sistemi bulunan hava meydanları hariç bagajların taramadan geçildiği tek yer terminal giriş kontrol noktasıdır. Dolayısıyla da sivil havacılık güvenliği yönden önemli bir kontrol noktasıdır. Arındırılmış salon giriş kontrol noktası sivil havacılık güvenliğinde çok önemli bir kontrol noktasıdır. Uçak yolcu kabininde bulunması istenmeyen hiçbir malzemenin geçişine izin verilmemesi gerektiği gibi bu noktadan sonra yolcu mürettebat ve çalışanların arındırılmış salon dışında kalan insan ve eşyalarla teması kesin olarak engellenmelidir. Sivil havacılıkta bu noktadan sonra bölüm genel olarak hava tarafı olarak kabul edilir. Türkiye'de terminal ve arındırılmış salon giriş kontrol noktalarının donanım ve çalışma şekli aynıdır. Şimdi bu arındırılmış salon giriş kontrol noktasının işletilmesine bakalım. Kontrol noktasının donanım ve yerleşme. Standart bir kontrol noktasında bulunması gereken cihazlar kapı tipi metal arama dedektörü, L tipi metal arama dedektörü, X-ray bagaj arama cihazı, küçük nesneleri koymak için plastik kap gibi şeyler olması gerekiyor. Kontrol noktasında 4 personel bulunmalı ve bu personel X-ray kapı dedektörü, L dedektörü kullanma prosedürlerini iyi bilmeli. Özellikle X-ray'den taranarak geçen malzemeleri iyi yorumlaması gerekir. Personel giriş kontrol noktası, hava meydanlarında ihtiyaç halinde personel giriş çıkışı için ayrı bir kontrol noktası oluşturulabileceği gibi mevcut kontrol noktalarındaki bir cihaz grubu personel geçişi için tahsis edilebilir. Bu uygulama güvenlik personeli, yolcu ve diğer personel arasında meydana gelebilecek tartışmaları önlediği gibi personelin daha kolay geçişini sağlar ve güvenlik personeli itirazları önemli ölçüde azaltır. Bu kontrol noktasını kullanan tüm personel ve eşyalar yolcular gibi standart aramaya tabi tutulur. Apron girişi kontrol noktası, fonksiyonu gereği polis, özel güvenlik ve gümrük personeli, yani gümrük personeli hudut kapısı olan hava meydanlarında görev yapar. Ortak görev yaptığı bir noktadır polisle özel güvenlik. Hava meydanının içerisinde uçakların zorunlu olarak kullandıkları bir alan olan ve geniş bir alanı kapsayan apronda çevre güvenliği ve bu güvenlikli alan içerisinde girişlerin kontrolü, sivil havacılık güvenliğinin vazgeçilmez unsurlarından biridir. Apron geçiş noktasının özellikleri şunlardır. Gerekli durumlarda tam olarak kapanmalı ve emniyet altına alınmalı. Geçiş noktasını kapatan kapı ve veya mania kullanılan çevre engeliyle aynı özellikte uyumlu ve yerinde sabit olmalıdır. Kontrol noktasının gece kullanılması durumunda bu noktada çevre aydınlatması bulunmalı ve çevre aydınlatması. Bu çevre aydınlatması kontrol noktasını aydınlatırken güvenlik personelinin açık bir şekilde görünmesini engelleyecek tarzda olmalıdır. Havalimanları giriş katları. Havalimanlarında yolcuların mürettebatın, yer personelinin ve halkın güvenliğinin sağlanması, sivil havacılık hizmetlerinin muhtemel kanun dışı eylemlere karşı korunması için alınacak güvenlik tertip ve tedbirlerinin bir parçası olarak giriş kartları sistemini teşkil ederek yetkisiz personel ve araçların sivil havacılığa hizmet eden havalimanının hava tarafına ve güvenliği açısından önemli olan diğer bölümlere girişlerin önlenmesiyle uçağa gidip gelenlerin kişilerin kontrol için kimlik belirleme sistemi oluşturmak ve bununla ilgili esas ve usulleri belirlemektir. Havalimanında görev yapan kamu ve özel kurum veya kuruluşlar ile bu kuruluşların personeline geçici olarak görev yapan şahıslar ve bunların havalimanında kullanılmalarına izin verilen araçlarını kapsar. 14 Ağustos 1997 tarihinde yayınlanan sivil hava meydanları, limanlar ve sınır kapılarında güvenliğin sağlanması, görev ve hizmetlerin yürütülmesi hakkında yönetmenin 7. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Giriş kartları görevlilere veya işleri nedeniyle havalimanına girmesi gerekenlere verilen kartlardır. Giriş kartlarında kart sahibinin cepheden yeni çekilmiş erkeklerde üniformalı değilse kravatlı tıraşlı vesikalık fotoğrafı, adı soyadı, görevi, kartın geçerlilik süresi, kart seri numarası, kartın geçerli olduğu havalimanının ismi, kartın geçerli olduğu sahalar ve kart sahibinin çalıştığı iş yerinin adı bulunur. Bir sonraki yıl kullanılacak kartların renk, şekil ve dizaynı güvenlik komisyonu tarafından Temmuz ayı içerisinde tespit edilerek başmüdürlüğe bildirilir. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü her yıl 1 ila 30 Ağustos tarihleri arasında başmüdürlüğe yapılan müracaatları değerlendirir. Renk ve şekil itibariyle değişik havalimanların kart taleplerinde benzerlik olmaması durumunda talebi yerine getirerek kartları bastırır. Benzerlik varsa değişiklik yapılır. Yapılan değişiklikler ilgili mülki idare amirine bildirilir. Görevli giriş katları, havalimanında İçişleri, Dışişleri, Kültür, Turizm, Maliye, Milli Eğitim, Ulaştırma Bakanlıkları, MİT, Askeri Birlikler, Anadolu Ajansı, TRT, Gümrük Müsteşarlığı, Sağlık Bakanlığı kuruluşlarına bağlı hizmet birimlerinde sürekli görev yapan kamu personeline verilen kartlardır. Daimi giriş kartı, havalimanı içerisinde sürekli görev yapan ve görevi gereği mesaisini havalimanında geçiren kamu ve özel kurum veya kuruluş personeline verilen kartlardır.
geçici giriş kartı, havalimanı içerisinde 3 ayı geçmeyecek bir sürede görev yapacak olan resmi ve özel kurum veya kuruluşların personellerine verilen kartlardır. Geçici giriş belgesi, kısa süreli resmi ziyaret, inceleme, tamirat gibi acil durum gerektiren hususların gerçekleştirilmesi için havalimanına giriş yapmak isteyenlerin havalimanındaki ilgili kurum veya kuruluşların müracaatı ve refakatinde olmak üzere verilen izin belgesidir. Tüm hava meydanları giriş kartı, hizmet ver gereği tüm havalimanlarında geçerli olmak üzere Milli Sivil Havacılık Güvenlik Kurulu'nca çıkartılan yönergede belirtilen esaslar çerçevesinde verilen kartlardır. Landing kartı, landing kartı yani uçak mürettebatı belgesi, yerli veya yabancı hava yolu uçak mürettebatının hava meydanına karşılıklık esasına göre girip çıkması için kullanılan ve yetkili makamlarca usulüne ve örneğine uygun olarak düzenlenmiş olan kartlardır. Yabancı resmi temsilcilik görevlisi giriş kartı, Dışişleri Bakanlığı'nca bildirilme kaydıyla Türkiye'de diplomatik misyonlar, konsolosluk ve temsilcilikler ve uluslararası kuruluş mensuplarına havaalanlarımızın belli bölümlerinden yararlanabilmesi için karşılıklık ilkesi çerçevesinde verilen havaalanı giriş kartlardır. Ziyaretçi giriş kartı, havalimanlarına ziyaret amacıyla gelenlere havaalanlarının durum ve güvenlik mülahazaları dikkate alınarak Mülki İdare Amiri ve Baş Müdürlük veya Meydan Müdürü koordinasyonunda ziyaretçi kartı verilir. Ziyaretçi giriş kartı verilmesi her havalimanı veya meydanın özelliğine göre uygulanır. Giriş kartları ile ilgili genel hükümler, giriş kartlarına dair genel düzenlemeler yapılmıştır. Buna göre hava meydanları giriş kartları şu esaslara göre verilir. Kurum veya kuruluşlar hava meydanlarında çalışan personel için hava meydanı giriş kartı almak zorundadır. Giriş kartları Devlet Hava Meydanları İşletmeleri Baş Müdürlüğü veya Havalimanı Müdürlüğü'nce tanzim edilir. Mülki İdare Amirine onaylatıldıktan sonra ilgili kurum veya kuruluş ve şahıslara teslim edilir. Giriş kartlarının geçerlilik süresi verildiği yılın 31 Aralık günü sona erer. Kartların kullanım süreleri olağanüstü durum ve güvenlikte zafiyet olmadığı sürece güvenlik komisyonu kararıyla uzatılır. Şahıslar kurumları haricinde bireysel olarak kart talebinde bulunamaz. Giriş kartlara ilgili kurum veya kuruluşlar canlanır. Kurum veya kuruluşların kendi personeline verdiği personel tanıtma kartı, kimlik kartı veya resmi üniforma şahıslara hava meydanı sahalarına giriş ve çıkış müsaadesi vermez. Yabancı hava yolu uçak mürettebatına verilen landing kartları karşılıklık esasına göre bu uygulama dışında tutulur. Kontrol noktalarında hava meydanında geçerli olan kartların birer örneği pano halinde bulundurulur. Mülki İdare Amirince kartlar kart kullanıcılarına kullanımla ilgili eğitim verilir. Eğitim verilmesinin güç olduğu durumlarda uyulması gereken kurallarla ilgili kart kullanımı veya güvenlik talimatı okutularak imza karşılığında verilir. Tüm kart kullanıcılara SHT 12 17'ye 2 çerçevesinde iş bu modül 1 güvenlik bilincini eğitimini almak zorundadır. Giriş kartları sadece tanzim edildiği hava meydanında kullanılır, başka meydanlarda kullanılamaz. Adına giriş kartı tanzim edilen personel yani giriş kartlarını kullanacakların dikkat edeceği hususlar şunlardır. Havalimanında bulunduğu süre içerisinde kartları fotoğrafı görülecek şekilde yakalarına takmak veya asmak zorundadır. Görevli bulunduğu sürece kartların arka yüzünde bulunan talimata uygun hareket etmek zorundadır. Havalimanı giriş kartına sahip personel ulusal ve uluslararası mevzuat hükümleri doğrultusunda yetkilendirilen kurum veya kuruluşların personeliyle güvenlik görevlilerine havalimanı giriş kartının tetkik edilmesine, fotoğraf ile karşılaştırılmasına, bölümlerin incelenmesine izin verecektir. Ayrıca giriş kartlarının tetkiki esnasında kimlik bilgilerinin doğruluğu bakımından karşılaştırma yapmak üzere geçerli bir kimlik kartı da ibraz etmekle yükümlüdür. Görevli bulunmadığı zamanlarda giriş kartlarındaki müsaade edilen bölgeler içinde dolaşamaz. Giriş kartı müsaade edilen bölgelere geçiş yetkisi verir. Yetkililerce bu bölgelerde yapılan aramalardan muafiyet sağlamaz. Yüksek risk ve tehdit durumlarında Mülki İdare Amirince geçiş yetkisi süreli olarak kaldırılabilir veya sınırlandırılabilir. Giriş kartını sahibinden başkası kullanamaz. Bunun aksine bir davranış belirlendiğinde kart geri alınır ve adli mercilerce kovuşturma yapılır. Kovuşturma sonuçlanıncaya kadar kart iade edilmez. Tekrar kart tanzimi de yapılmaz. Kart sahibi hava meydanındaki görevinin sona ermesi halinde kartını kurum veya kuruluşuna teslim eder. Teslim alınan kartın baş müdürlüğe tesliminden ilgili kurum veya kuruluş sorumludur. Kurum veya kuruluş teslim aldığı kart için tutanak tanzim ederek ilgili personele verir. Tüm kurum ve kuruluşlarda görev yapan personel kendi sorumluluk bölgesindeki kartsız kişileri yetkili mercilere bildirmek, gerekli tedbirleri anında almak ve aldırmakla yükümlüdür. Kart alan her şahıs bu yönergenin ve kendisine verilen eğitim veya kart kullanım veya güvenlik talimatının gereklerini yapmak zorunda. Kart geçiş sisteminde tanımlı kayar ve kanatlı kapılardan geçiş yapmaya yetkili personel kendisiyle birlikte kartsız veya yetkisiz kişilerin açılan kapıdan giriş çıkış yapmasını engellemekle yükümlüdür arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bölüm buraya kadar. Teşekkürler.